24 ekranlarından mutlu akşamlar. Küresel'le bir kez daha karşınızdayız. Bu akşam da yine Türkiye'nin ve dünyanın oldukça önemli bir gündem maddesini ekrana taşıyacağız. Bugün İran'ın nükleer çalışmalarını, bu çalışmaların bugününü, yarınını, anlamını ve İsrail'den son günlerde gelen sert açıklamaları yorumlamaya çalışacağız. Ben Serin Şah Saltaş, Küresel başlıyor. Hafta İran'la ilgili oldukça önemli bir gelişmeyi ekranlara taşıdık. Bütün ekranlar buna kilitlendi. Zira Buşehr nükleer santrali nihayet devreye girdi ve tam kapasite çalışmaya başladı. Aslında beklenen bir finaldi bu. Buşehr nükleer santrali tam kapasite elektrik üretimine başladı. Ancak 1,5 yıldır zaten testleri sürüyordu. 1000 megawatt elektrik üretmeye başladı. Bu önemli bir gelişmeydi bizim için. Ancak Buşehr nükleer santralinin İran için tek olduğunu söyleyemeyiz. İran'da çok sayıda nükleer tesis var. İşte bu haritadan da onları görebiliyoruz. Harita Nuclear Threat Initiative yayınıdır. Onu da altını çizelim. Gördüğünüz gibi birçok noktada nükleer tesis bulunuyor. Bunların arasında ağır ve hafif su reaktörleri, uranyum madenleri, uranyum zenginleştirme ve atık merkezleri var. Tam 23 adet nükleer tesisten bahsediyoruz. İran'ın nükleer tesislerinden bahsederken tabii bunların arasında önemli olanlar var. Önemli sayılamayacak olanlar var. Bu konudan biraz sonra daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Evet. Biz bunları konuşurken yine gizli bir tesis iddiası geldi. Kimden? 2002'de İran'ın Natanz ve Arak'taki gizli nükleer tesislerini ifşa eden Halkın Mücahitleri Damavand'da yeraltı tesisi var dedi. Oldukça önemli bir açıklamaydı bu. Halkın Mücahitlerine göre 2006 yılından bu yana yapımı süren Damavand'daki tesis bir dizi yeraltı tünelinden ve inşaatı yeni tamamlanan 4 depodan oluşuyor. Muhalif gruba göre Damavand'daki tesisin yönetimi İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarından General Mohsen Farizade'nin idaresinde. Ve biz bunu konuşurken İsrail'den önemli bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Onun da detayına bakalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tahran birkaç hafta içinde nükleer hazırlıklarını tamamlayacak, askeri müdahaleye hazırız dedi. Evet, açıklamalar bu yöndeydi. Şimdi biz İran'ın nükleer çalışmalarının öncesine sonrasına bakacağız. Sonra tüm bu açıklamaları ve tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. İran yarım asır önce başladığı nükleer çalışmalarında Temmuz ayı itibariyle hedefine ulaştı. Buşehr nükleer santralinde tam kapasite elektrik üretimi başladı. İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Feridun Abbasi Davani'nin yaptığı açıklamayla İran'ın temelleri Şah dönemine dayanan nükleer güç olma hedefi fiilen gerçekleşmiş oldu. Ancak İran'ın nükleer süreci oldukça tartışmalı ve krize giden dönemeçlerle dolu. İran'ın nükleer güç düşüncesi ilk olarak 1950'li yıllarda başladı. Nükleer güç olma hedefi Şah Rıza Pehlevi döneminde ortaya kondu. Çalışmalar başladı, anlaşmalar imzalandı. Buşehr'deki iki nükleer tesis büyük oranda tamamlanmışken gerçekleşen İran İslam Devrimi çalışmalara ket vurdu. Zira dini lider Hümeyni bu tesislerin dışarıya bağımlılığı artıracağını düşünüyordu. Ta ki Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani dönemine kadar. Bu dönemde nükleer vizyon yeniden hız kazandı. Çin ve Rusya ile yeni anlaşmalar yapıldı. Ancak İran'ın ortaya çıkan gizli tesisleri nedeniyle kamuoyunda İran nükleer silah mı yapıyor sorusu gündeme gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararlarına rağmen çalışmalar devam etti. Bugün gelinen süreçte Rusya tarafından inşa edilen Buşehr nükleer santrali 1000 megawatt kapasiteyle çalışmaya başladı. Ancak ülkede tartışmalı çok sayıda nükleer tesis bulunuyor. Bunların arasında durumu şüpheli görünenlerle gizli tutulan tesisler de var. İran'ın nükleer programı dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Evet, İran'ın çalışmalarında geldiği noktayı hem ekonomik hem de siyasi hem de güvenlik boyutuyla konuşacağız. Hem İstanbul stüdyomuzda hem de Ankara stüdyomuzda değerli konuklarımız var. İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ahmet Kasımhan, Ankara'daysa Hazar Strateji Enstitüsü Savunma ve Uluslararası İlişkiler Masası uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Coşun var. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba. Ankara'ya da bir iyi akşamlar dileyelim. Sayın Coşun, siz de hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Dilerseniz sizinle başlayalım. İran'ın nükleer çalışmalarındaki bu son İsrail'in açıklamasıyla başlayalım. Sonra tekrar geçmişini konuşalım olayı. Buyurun. Hay hay. Tabii sizin kısaca özetlediğiniz gibi İran'ın nükleer faaliyetleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve onun bölgedeki müttefiki olan İsrail'i bir hayli endişelendiriliyor. Burada mantıksal bir soru var. Acaba dünyadaki petrol rezervlerinin yaklaşık %11'ine sahip olan, dünya bilinen gaz rezervlerinin %16'sına sahip olan İran nükleer enerji ihtiyacı var mı? Eğer varsa bunu bir şekilde NPT anlaşmasında taahhüt ettiği gibi gerçekten barışçı maksatla mı korumaktadır ve kullanmaktadır? Dikkat ederseniz biraz sonra belki Türkiye'de tartışacağız. Öte yandan bunun dışında bir nükleer gizli silah elde etme çabası var mıdır? Şimdi baktığımızda bu mantıksal sorunun içerisinde İran'ın özellikle karşı çıktığı, tıpkı Irak'taki 1991 harekatına dönecek olursak, Saddam'ın o zaman yapmış olduğu pazarlıklarda eğer İsrail nükleer silahlardan vazgeçerse biz de bu durumda kimyasal silahlardan vazgeçeriz taahhüdünde bulunmuştu. Ama bunu dünya ve Amerika dinlemedi. Bugün malumunuz olduğu üzere Irak'ta bu silahlar yok ve Saddam da yok. Şimdi acaba Şah dönemindeki bu hadise barış için atom projesi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 megawatt bir reaktörü 1957'de verdiğini biliyoruz. 72'de kısaca bahsedelim. Nixon doktriniyle bu işlerin devam ettiğini. Fakat dönüş noktasının 1973 Arap-İsrail Savaşı ve petrol fiyatlarının %400 yaklaşık fırlamasıyla beraber İran'ın çok kısa sürede 23 bin megawattlık bir nükleer tesise sahip olmak için Amerika'ya baskı yaptığını biliyoruz. Ve bu Amerika tarafından pek de negatif karşılanmadı. İran Atom Enerjisi Ajansı Şah tarafından kuruldu. Kissinger buna destek verdi. Yaklaşık 8 reaktörle bu işlere devam edildi. 1978 bu konudaki en kritik noktalardan bir tanesi Carter döneminde en fazla ticari koruma münhasır ülke olarak kabul edildi İran. Fakat beklenmeyen bir şey oldu, malumunuz olduğu üzere. İran'da devrim oldu. Fakat şu hususu belirtmek lazım. Bu şehir santralı aslında Almanlar tarafından yapıldı. Sadece Almanlar değil, Fransa 1974'te basınçlı su reaktörü verdiği gibi Alman Siemens firması sizin de ifade ettiğiniz gibi 1 ve 2 santral olarak yapmıştır. Ancak rehine kriziyle beraber burada bir kopma olduğunu görüyoruz. Şimdi 1979'daki gidişattan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışı İran'a değişmiştir. Yani Başkan Reagan artık İran, Irak ve Libya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek çıkarları için tehlikeli devletler olarak algılamıştır. Bundan sonra Amerika ile İran arasındaki çatışmanın bölgesel bir güç mücadelesine dönüştüğünü görmekteyiz. Fakat kısaca gene şöyle bahsetmekte fayda var. 1980 ile 88 arasında malumunuz olduğu üzere İran ile Irak arasında büyük bir savaş yaşanmış. Ve bu savaş aynı zamanda bölgede tankerler savaşı diyebileceğimiz bir savaşa dönüşmüştür. Ve burada Amerikan tankerleri de hem Irak Hava Kuvvetleri hem de İran Hava Kuvvetleri tarafından vurulmuştur. Bir başka şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin 1995'te teröre destek veren ülke olarak İran'ı ilan etmesi, 1999'da öğrenci olaylarının öğrencilerin tutuklanmasıyla devamı, 2002'de bu sefer Rusya'nın devreye girmesine biz karşılaşıyoruz ve bu şehir santralı Amerika'nın baskılarına rağmen devam etmiştir. Şimdi Rusya'nın devreye girmesi burada Amerika ile Rusya arasında yeni bir bilek güreşine sebebiyet verdiği gibi bir. İkincisi 90'lı yıllardaki Rusya'ya baktığımız zaman
ekonomik olarak paraya ihtiyacı olan Rusya'nın yaklaşık 1 milyar dolar İran'dan geç para aldığını biliyoruz. Fakat 2003'e baktığımızda Uluslararası Atom Enerjisi bir delil bulamamıştır bu nükleer silahlar için. Ve 2005'te nükleer kriz esasında patlak vermiş ve İsfahan'da artık barışçı amaçların dışına çıkıldığına varılmıştır. Burada bir başka kırılma noktası da Ahmedinejad'ın İsrail'e meydan okuması. Kara bizi duyuyor mu arkadaşlar? Sayın Caşın. Burada küçük bir virgül koyalım istiyorum ben. Çünkü bugüne dönmeden önce biraz daha bunun tarih kısmını ben konuşmak istiyorum. Sayın Han'la. Hocam şimdi şu an Arap-İsrail Savaşı sırasında Enver Sedat'a olan desteği sırasında nükleer çalışmalarla ilgili silah iddiaları gündeme gelmişti. Bunu okuyoruz kaynaklardan. Bu bağlamda acaba kırılma noktası İran-Irak Savaşı mı yoksa burayı mı görmek lazım? Siz neler söyleyeceksiniz? Yani orada İran devletinin kendi kimliğine ve Orta Doğu'daki konumuna ilişkin kadim algısının devreye girdiğini düşünmek bana daha doğru gelir. Çünkü İran'ın bir pozisyonu var Orta Doğu'da. Arap olmayan ancak Pers İmparatorluğu'nun mirasçısı ve çok önemli bir devlet geleneğine sahip bir ülke. Bu geleneğin üzerinde de Orta Doğu'da lider konumda bir bölgesel güç olma iddiasında bir ülke. Burada bir devamlılık görüyoruz. Bir kırılma yok aslında. İranlılar çok milliyetçi insanlardır. Yani genel olarak baktığınız zaman İran'da kolay kolay böyle hani çok yeminli rejim muhalifi değilse kimsenin nükleer programla ilgili hani baskıları, yaptırımları, onların yarattığı kimi örselenmeleri bir yana koyarsanız kimsenin İran'ın nükleer bir güç olması noktasında ya ne gerek var buna şimdi gibi bir tavrının olduğunu pek göremezsiniz. Yani o bir toplumsal oydaşma İçeride meselesi. İçeride destek var. Ve bunda da bir süreklilik var. Dolayısıyla Şah'ın o günkü iddiası neyse aslında ideolojik kontuarlarından mevzuyu çıkardığınız zaman çok temelinde soyutlama düzeyinde bugünkü rejimin iddiasının da o olduğunu söylemek lazım. Ha bugünkü rejimin bir de ekstra kaygısı var. Dış müdahalelere karşı Şah'ın olduğundan daha fazla ve kendi içerisinde haksız olmayan bir endişe taşıyor. Ve o endişe ile de kendisini güvence altına almak için nükleer kapasite şemsiyesi altına girmeye çalışıyor. Nükleer kapasite şemsiyesinden özel bir hali kastediyorum. Onu söyleyeyim belki konuşmalarımızın bundan sonrasında öyle biçimlendirmek daha doğru olur. Ben İran'ın nükleer silah sahibi olacağına inananlardan değilim. Ama nükleer silah sahibi olma kapasitesinin İran'ın temel dış politika hamleleri, genel dış politika stratejisi içerisinde ona arzu ettiği konumu, yeri, güvenceyi sağlayacak bir opsiyon olduğunu ve İran'ın o noktaya kadar da devam edeceğini düşünenlerdenim. Şimdi hocam burada önemli bir detay var. Şimdi İran'ın nükleer baş müzakerecisi Saif Celili geçen Mayıs ayında %20 oranında uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı. Biliyorsunuz bu zaten sınırdaki rakam. Evet. En fazla bunu istiyorlar. Şimdi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi'nin bir diğer açıklaması var. Bu oranın %56'ya çıkması gerektiğini söylüyor. Denizaltı gibi teknolojilerin kullanılması için. Yüksek zenginleştirilmiş uranyum konsantrasyonu %20 ama nükleer silah için %90 gerekiyor deniyor. Ama kimi kaynaklara göre de %20 de yeterli bir rakam. Şimdi buraya baktığınız zaman hiç tehlike yok diyebilir miyiz acaba? Hayır diyemeyiz. Kirli bomba. Şimdi bakın bomba sahibi olmak başka bir şey. Hani bu literatürde bomba diye geçen nükleer bombanın sahibi olmak başka bir şey. Burada biraz evvel söylediklerinizi iki düzeyde okumak lazım. Bir tanesi İran'ın genel olarak nükleerleşme stratejisiyle alakalı bir yönü var mevzunun. İkincisi de %20 neye yeter neye yetmez. %20 hani çok böyle kallavi bir kirli bomba yapmaya yeter. Ama hani bugün nükleer cephanelik dediğimiz ve aklımıza gelen o A bombasını yani atom bombasını yapmak yeterli bir düzey değildir. Ancak 56 mesela kritik bir eşik. O da biraz evvel söylediğim diğer boyutla alakalı. Yani İran'ın kendi küçük parçalar, küçük adımlar stratejisiyle alakalı. Şimdi İran işte %3 diyordu. 17, 20, 56. Zaten yani 20'den sonra üstüne zenginleştirme meselesi
teknolojik bir mevzu olmaktan ziyade maliyet ve ham madde mevzusu haline dönüşmeye başlıyor. Onu da çözebileceklerini anlıyoruz. İran %96'ya kadar bunu zenginleştirecektir. Ama komponentleri bir araya getirmeyecektir. %96'ya gelene kadar da santral için 20 lazım, denizaltı için 56 lazım. İşte Hamaney'in su ısıtması için 74 lazım falan falan diye gidiyor zaten. Burada zaten genelde bir konsensus var. Yani İran'ın oynadığı oyun belli. Kimse de o oyunun ne yönde şekillendiğiyle ilişkin bir şüphe taşımıyor. Buradaki sorun, İran bir nükleer bomba test edecek mi etmeyecek mi noktasına kadar müphem kalmak zorunda. Neden? Çünkü söz konusu ettiğiniz teknolojiler çift kullanımlı, dual use dediğimiz türde teknolojiler. Bunların barışçıl olanlarıyla olmayanların arasında genellikle çok ince bir çizgi var ve İran şunu yapıyorum derken bunu da yapıyor olabilir. Şimdi bunu da yapıyor olabilir dediğin zaman cümlenin kendi içerisindeki mantığı gereği zaten şüpheli bir durumdan bahsediyorsunuz. Yani yakaladım seni diyemezsiniz, yapmıyor da diyemezsiniz. Ama İran'ın neye ihtiyacı var? Döneriz dediğim konuyu vaz edeyim şimdi, yeri geldi çünkü. İran'ın iki tane önemli dış politika hamlesi var, stratejisi bunların üzerine kurulu. Bir tanesi yaramazlık kapasitesi, yani uluslararası işler literatüründe nuisance capability olarak geçen şey. Bu ne demek? Bu etrafta beni tehdit edenler varsa onlara rahatsızlık yaratırım ben demek. Bunu yapıyor. Nasıl yapıyor? Mesela sürekli İsrail'in topuğuna Hizbullah'a batırmak suretiyle, işte Suriye ile ilişkisiyle, Irak'a bir şekilde kaşıyarak. İki, İran'ın diğer önemli şeyi, stratejik hamlesi, denial capability, yani red kapasitesi. Orada da neyi reddediyor? Kendi üstüne güç projekte edilmesini reddediyor. Bunun içinde çevresindekilerin ne şekilde politik gelişmelere tabi ülkeler olacağına dair etkisini kullanıyor örneğin. Mesela Afganistan'da İran kendi istediği barışı enforce edebilir durumda değil, onu getirebilir durumda değil ama kendi istemediği bir barışın tesisine engel olabilecek durumda. Hakeza Irak'ta aynı şey söz konusu. Şimdi bu iki oyunu oynarken, bu ikili politikayı götürürken İran'ın ihtiyacı olan şey dokunulmazlık. Bağışıklık istiyor İran. O bağışıklığın yöntemi de işte nükleer şemsiye. Ama nükleer şemsiye, şimdi İranlılar, biraz evvel dedim, çok önemli bir devlet geleni. İranlılar şunun farkındalar. Eğer çölde bulup yerin altında bir deneme yapsalar, ertesi gün bütün şey tepelerine binecek. Uluslararası camia, Amerika'nın, o zaman Amerika'nın da hiç istemediği halde, ki İranlılar bunu da biliyorlar, hiç istemediği halde İran'ı bombalamama lüksü de kalmayacak. Çünkü İsrail hemen eteğinden çekecek İran'ı ve o anda da haklı olacak İsrail. Çünkü bugüne kadarki söylemin üstüne bir de eylemi koyduğunuz zaman, Amerika'nın konumundan baktığınız zaman İsrail'e hak vermek zorunluluğu ortaya çıkacak. Burada İsrail haklıdır, evet, değildir tartışmasına girmeden söylüyorum bunu. Bunu yaşadığınız andan itibaren de zaten yani bombanız olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama şunu yaparsanız, gene literatüre geçtiği şekliyle tornavida mesafesinde durursanız bombadan, yani parçaları birbirinden bir kere daha emniyetli, iki yapabilir durumdasınız. Herkes bilecek ki eğer sizin yaptığınız hamleleri, mesela sizin reddettiğiniz bir şeyi eğer bastırarak güç projekte etmek ya da düzenlemek noktasına götürmeye çalışırsanız, mesela Afganistan örnek, ya da sizin koruduğunuz bir topuk dikenini, örneğin Hizbullah, yerinden çıkarmaya kalkarsanız, o zaman sizin elinizdeki nükleer kapasite sizin hamlelerinize ve sonunda buradan size doğru yansıyabilecek olan bir hamleye engel teşkil eder, artı bir şey daha getirir. Mesela bugünkü ilişki biçiminde Hizbullah evet İran'a bakar ama İran, Hizbullah'ın kendi onayında olmayan ya da yani çok da gönüllü desteklemediği hamlelerin sonuçlarına da katlanmak, evet, zorunda. Çünkü boyutunu, Hizbullah bir, evet, şey yaptığı zaman İran sorumlu tutulacak. Ama nükleer bir kapasite Hizbullah'ın bu İran politikasının hafif dışında ya da o anda işine gelmeyen hamleleri karşısında cezalandırılmasını da engeller İran'ın. Evet. İran'ın derdi budur. Onun için de bombaya ihtiyacı yoktur.
Anladım. Her an yapabilecek pozisyonda olması yeterli diyorsunuz. Olması yeterli. Belki de %96 rakamından bahsediyoruz. Belki de bu zamana kadar bu orana ulaştı sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. Çünkü gizli tesisler var. Ben burada tekrar Ankara'ya dönmek istiyorum. Sayın Mesut Akkıcaş'ın hocama. Pardon, oraya dönmeden bir müdahale mi? Mesela evet. Bakın bu nükleer denizaltı meselesi öyle şey ki aslına bakarsanız yani bir başka okuyuşla bombanın kendisi kadar tehlikeli en az. Çünkü İran'a denizin altından kesintisiz örneğin Amerikan sahiline kadar denizaltı yollamak imkanı tanır. Bir, ikincisi nükleer üçlü dediğimizin üç bacağından bir tanesidir bunlar. Bomba, gravite bombası, yerçekim bombası, füze, bir de denizaltı. Bunların üçünü bir araya koyduğunuz zaman zaten yani birinci sınıf nükleer güçsünüz demektir ki bu daha Pakistan'ın erişemediği, Hindistan'ın ancak zorladığı bir kapasite. Evet. Hocam, Sayın Mesut Akkıcaş'ın hocam, şimdi biz biraz önce tesislerden bahsettik. Siz de bizi dinlemişsinizdir umarım. Bu nükleer tesislerin aslında belki de %96'ya kadar uranyumu zenginleştirmiş olabileceği konusu gündemde. Bu tesisleri biraz önce de biz ekrana getirmiştik. En stratejik olanlarını soracağım ben size. Bir de bu gizli tesisler evet, meselesi var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu tesisleri denetlememesinin ne gibi bir sakıncası olabilir? Öncelikle oradan başlayalım isterseniz. Bir de bu stratejik olan tesisleri siz bize harita üzerinde gösterirseniz, arkadaşlar da o haritayı ekrana getirirlerse, bu Nuclear Threat Initiative'in haritasını getirebilirsek daha net olur diye düşünüyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ahmet'in kaldığı hocanın yerden devam edelim. Bir defa uluslararası ilişkiler literatüründe baktığımızda nükleer silah bir caydırıcılık unsurudur uluslararası ilişkilerde ve Soğuk Savaş'ta az önce söylendiği gibi dual use'tür ve Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği ikisi arasında 30'er binlik bir stok oluşmuştur. Fakat burada İran'ın duruşu doğrudan doğruya İsrail algısı değildir, onu söyleyeyim. Çünkü İsrail müttefikidir Arap-İsrail Savaşı'nda. İsrail uçakları İran'dan petrol almıştır. Ancak tehdit algısı bir şekilde Şah döneminde çok ilginç Sovyetler ve Hindistan'dır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada İran'a yardım etmeyi kendisine beis görmemiştir. Bu çok önemli. Evet, İran milli hedef olarak nükleer devlet olmayı hedeflemiştir. Bu uluslararası ilişkiler dengesi açısından baktığımızda bir nükleer silaha sahip olma başka şeydir. Atom vasıtalarına sahip olmak başka şeydir. Üçüncüsü çok önemli askeri strateji açısından. Bir ve ikinci first and second strike dediğimiz yeteneği nedir? O bakımdan doktrinde, uluslararası ilişkiler doktrini açısından beri buzan İran nükleer silahlara sahip olsa dahi hem İsrail hem Amerika için bir tehdit teşkil değildir, etmemektedir diye bir karşı görüşte bir argüman da ortaya atmıştır. Bu tartışmalıdır. Ancak şöyle söyleyelim. Uluslararası Atom Enerjisi, şimdi meselenin hukuki boyutuna geleceğim devletler hukuk açısından, 2007 senesinde yaptığı değerlendirmede 8 yılda 2015'te yani 2 sene sonra İran'ın nükleer silah yapabileceğini rapor etmiştir. En sıkı rapor bu. Tabii İsrail istihbaratının, Amerikan istihbaratının da bu konuda sıkı gözlemleri vardır. Peki kritik nokta sizin de az önce söylediğiniz gibi 280 kilo elinde şu anda %20'lik uranyum var. Bu Şubat 2013 Birleşmiş Milletler Denetçileri raporunda var. Tabii bu weapons grade uranyum dediğimiz Amerikan raporlarına baktığımızda 2014'te Amerika'nın bu seviyeye İran'ın çıkabileceği Amerikan istihbaratı tarafından raporlanıyor. Şimdi gelelim meselenin hukuki boyutuna. Yapar mı, yapamaz mı? Yaparsa bunun arasında nasıl bir denge kurar? Bir defa İran tarafı Körfez'de Amerika'yı dengelemek istemektedir. Neden? Çevrelenmiş bir İran görmekteyiz. Amerika'dan son derece korkuyor. Artı Amerika müttefiklerini de yanına alıp Basra'yı kapatabileceğini gösterdi. Son iki tane büyük tatbikatla. Ve Körfez ülkelerine karşı tehdit ve baskı unsuru olarak da bunu Ahmet Hoca'nın dediği gibi ben sizi acıtırım meselesini öne sürmekte. Ve kendisine müttefik denge olarak bu çok önemli. Uluslararası güç dengesi açısından halen tartışılan Amerika'nın hiper gücüne karşı kendisine müttefik olarak Şanghay örgütünde Çin ve Rusya'yı yanına almaya çalışan bir İran'ı görüyoruz. Ve İran, Ahmet Hoca'nın da dediği gibi burada
Orta Doğu'daki stratejisini mümkün olduğu kadar kendi toprakları dışına taşımaktadır. Bunu yaparken de Irak, Suriye eksenini, Hizbullah ve diğer terör örgütlerini İsrail'i bir şekilde rahatsız edecek şekilde angaje etmekten çekinmemektedir. Ve bunu Arap Baharı'nda gösterdi zaten. Şimdi gelelim bizi çok ilgilendiren uluslararası hukuk boyutu, çünkü bu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor, bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Eğer üzerine fazla gidilirse Kuzey Kore gibi NPT'den çekilebilir. NPT, Nuclear Proliferation Treaty dediğimiz, uluslararası camianın pek çoğunun imzaladığı bir anlaşma. Yani biliyorsunuz ki dünyada atom bombasını ilk yapan Amerika Hiroşima ve Nagasaki'de kullanmıştır. Bundan sonra da hiçbir devletin buna sahip olmaması için uğraşmış, fakat bu tekeli Sovyetler kırmıştır. Şimdi ikinci madde çok önemli hukuki boyut açısından. Neden? Bir defa nükleer silaha sahip olmayan her devlet, bir, nükleer silah ve araç almamak, nükleer silah ve patlayıcı yapmamak ve yardım almamayı taahhüt etmiştir. Ondan sonra İran'a bu taahhütler verilmiştir ki İran bunun altına imza koymuştur. Dördüncü maddenin birinci paragrafı son derece kritiktir. Nükleer enerjiyi barışçı amaçla araştırmak, ki Türkiye'nin de desteklediği görüş budur. Özellikle üretim ve Ar-Ge hatlarını olumsuz etkilememek ve ikinci paragraf çok önemli. Barışçı amaçla kullanıma katılma hakkı ve nükleer silaha sahip olmayan devletlerle, çok önemli burası, barışçı amacın uygulaması dışında artı Ar-Ge yapmamak kaydıyla örgütlerle işbirliği yapmamayı taahhüt etmesi. Eğer bunu yaptığı takdirde Ahmet Hoca'nın dediği gibi bu anlaşılırsa, bu durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım hakkı doğacaktır. İran buna karşı hamle olarak geri çekilebilir ve burada da Kuzey Kore'yi gözlemlemektedir. Eğer Kuzey Kore'ye Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir yaptırım uygulayamazsa, bu durumda da efendime söyleyeyim, kendisi bir şekilde nükleer silahı yaptığını belki de son tahlilde deklar edecektir. Peki bu senaryoyu oynarken nasıl hareket ediyor Tahran? Bir defa Sovyetler, Pakistan, Arjantin, İspanya, Çekoslovakya, Çin'le çok yaygın bir projeksiyonda bir bilgi alışverişine girmiştir. Onlardan hem uranyum hem de teknoloji almıştır. Bir de binlerce talebesinin mühendisi bu ülkelere göndermek suretiyle çok ciddi bir 56 senelik bir know-how birikimine sahiptir. Dolayısıyla burada yer altına çekmesi de zaten bu endişelerin en önemli kıssasını teşkil ediyor. Yani acaba İran'ın gizli bir gündemi var mı? Evet, şimdi hocam, bu durumda bir koyalım, reklama gitmemiz gerekiyor çünkü. Reklamların koyalım hemen ardından tekrar burada tamam olacağız. Efendim, bir operasyon çok önemli, olur biliyorum. Mu? Sonuçları ne olur? Bunu konuşacağız. Reklamların hemen ardından buradayız. Ne diyor? Ne ki o? Karanfil mi vardı acaba? Abi karanfil otuymuş ya. Bak abi. Buyurun. Teşekkürler. Siz de cepten yazıp 22-22'ye gönderin. Size uygun internet paketini öğrenin. 5 liradan başlayan fiyatlarla internet cebinize gelsin. Aa, bu ben değil miyim? Martacığım, bu bir Acer tablet. Ay, çekiştirip durma oramı buramı. TTNet'te 6 GB kotalı internet paketi ve Acer tablet birlikte ayda 34 lira. Kocalama, belki benim bir özelim var orada. Üstelik TTNet müzikten 100 şarkı hediye. Dilerseniz TV bu cep 12 ay %50 indirimli. Fırsat içinde kaldım iyi mi? TTNet. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Arçelik'ten havanızı değiştirecek yenilik. Arçelik inverter klimalarla uyumlu taze hava sistemi, dışarıdan aldığı havayı temizleyerek iç ortama verir, sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Şimdi Arçelik inverter klimalar taze hava sistemiyle bir arada 49 liradan başlayan taksitlerle. Dünya görmeye değer. Dünya göz. Bu sofra iftarda lezzetten ödün vermeyenlerin
tuttuğunu koparan, kopardığınız sucuklu yumurtaya bananların, küreği mangal, sucuğu kangal olanların sofrası. Ramazan'da da ne istediğini bilenlere Maret güvencesiyle %100 et, %100 lezzet. Hanımlar, Star'dan efsane aşçı Oktay Usta'nın en özel Ramazan tarifleri eki. Uygun kaloride, parlak dişe kağıda baskılı. Kupon yok, beklemek yok. Bu pazartesi ve her pazartesi Star'la bedava. Dünya görmeye değer. Dünya Göz. Büyük, daha büyük, en büyük. Argoment duş jeli şimdi ekstra büyük boyda. Erkek duş jeli kullan, erkek gibi kok. Duyduk, duymadık demeyin. Haberi dinleyin. Türk Telekom'dan yine bomba gibi bir haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Akşam 7'den ta sabah 7'ye kadar ev telefonundan istediğiniz kişinin cep telefonunu aramak 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha bedava. Bakın bu noktaya çok dikkat edin. Ev telefonlarından diğer ev telefonlarını aramak demedim. O zaten hep devam ediyor. Siz de bu kampanyadan yararlanmak, yani ayda 1000 dakikaya kadar cep telefonlarını bedava aramak için hemen 0800 366 66 66'yı arayın. Duşta güne erkek gibi başla, gün boyu erkek gibi kok. Arkomen duş jeli. Hanımefendiler kusura bakmasın, sadece erkekler için. Duygu Hanım. Oo, Duygu Hanım, bu ne özellik? Türkcell Platinum hizmet ekibi Çeşme, Bodrum ve Göcek'te de yanınızda. Çünkü bizim için özelsiniz. Yeniden birlikteyiz. İran'ın nükleer çalışmalarını konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Ahmet Kasım Han var. Ankara'da ise Hazar Strateji Enstitüsü Savunma ve Uluslararası İlişkiler Masası uzmanı Sayın Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın var. Evet, son olarak İsrail'in bu bölgeye bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğini, düzenlerse bunun sonuçlarının ne olacağını soracağız demiştik. Ben tekrardan Ankara'ya döneceğim. Sayın Caş'ın size soralım. İsrail İran'ı bu defa vuracak mı? Ne diyorsunuz? Şimdi Netanyahu'ya bakacak olursak testiyi açtı İran ama ne